Ali İsmail Korkmaz'ın az önce sizlere ifade etmiştim. Şu anda stüdyolarımızda Caner Ertay. Ancak ifade ederken sizlere bana ulaşan notlar çerçevesinde tabii sizlere ulaştırmaya çalıştım. Görgü tanığı olarak bana ulaştı. Ben de o şekilde sizlere ifade ettim ama Caner Ertay sadece süreci çok yakından takip eden bir isim. Eskişehir'deki süreci yakından takip eden bir isim. Evet, olaylarda, orada yaşanan olayda, olay mahallindeydi ancak olayda bayağı da uzak bir mesafeden, ancak 200-250 metre mesafeden görebilmiş. Fakat hastane sürecini çok iyi tanıyan bir isim Caner Ertay. Caner Ertay, esas İzmirliyiz, doğru mu? Evet. Sizden aldığım bilgi, Anadolu Üniversitesi'nde öğrenim görüyorsunuz. Evet, evet. Ve Ali İsmail Korkmaz'ın cenazesine katılım göstermek üzere Anadolu Üniversitesi öğrenci temsilciliği, öyle mi? Ya da üniversiteyi temsilen, öğrencileri temsilen buraya geldiniz. Cenazeye katıldınız. Şimdi sizi bulmuşken tabii hemen şunu soracağım. Bize bir olay anlatır mısınız? Yani Eskişehir'de de diğer illerde olduğu gibi işte Gezi Parkı ile beraber başlayan bir tepki vardı. Siz o gün gittiniz, oradan başlayalım, evden çıktınız, gittiniz. Şöyle cerahatli olay, Gezi Parkı'ndaki müdahaleler devam etti süreç içerisinde. AKP binasına yürüyüş yapmak istedi özellikle orada bulunan kitleler. Ve biz de AKP binasına gittiğimizde, Yunus Emre Caddesi vardır orada ünlüdür. Yunus Emre Caddesi'nde dar bir caddedir. O caddede polis bize saldırdı. Polis yaklaşık birkaç saate varan çatışmalar yaşandı. Yaklaşık 6 saat yanılmıyorsam çatışma yaşandı. Daha sonrasında polis üzerimize doğru tomalarını sürdüğünde dağıttı kitleyi. Ve insanlar geri çekildiler. Şehir merkezine doğru geri çekildiler. O süreçte eli sopalı sivil polisler ve eli sopalı AKP'liler ortaya çıktı. İşte o süreçte de ben de yakalandım. Ali İsmail de benden yaklaşık 100 metre ötede yakalanıyor. Darp edildik, işkence de gördük. Ama İsmail'i kaybettik. Ben hayatta kaldım. Sizde de yani orada o bahsettiğin eli sopalı kişiler polis ya da değil. Onu artık tabii şu anda ben buradan bilebilme şansım yok. Senin ifadenle söylüyorum. Tabii. Sen de dayak mı yedin yani orada? O evet, ben yok, ben zaten o polisleri tanıyorum. Terörle mücadele şube polisleri bize işkence yapan. Ama İsmail'e sivil kişilerinle saldırdığını görgü tanıkları, gizli görgü tanıklarının ifadelerinden çıkartabiliyoruz. O gizli görgü tanıkları da mahkeme, yani savcılar bu yönde ifadeler verdiler. Ne anlatıyorlar orada? Mesela Ali İsmail'in katledilmesini, siz Eskişehir'desiniz netice itibariyle, orada daha kaynağından alabilirsiniz. Ne diyor oradaki insanlar? Görgü tanıkları ne diyor? Görenler ne diyor? Şöyle bir durum var. Ali İsmail'in kaçtığı güzergahta bir fırın var ve o bölgede AKP'li kişiler de dolaşıyorlar. Sivil polisler dolaşıyorlar. Zaten onlar hep beraber dolaşıyorlar. Ve o fırın, bir fırın var. O fırının önündeki odunlar yığılıymış. O odunları alarak sivil kişiler, diğerleri de sivil polisler de Filistin copular tabir edebileceğimiz demir sopalarla Ali İsmail'in kafasına özellikle çok fazla darbe veriyorlar ve sanıyorum beyin kanaması orada gerçekleşiyor. Ama gözaltına almıyorlar Ali İsmail'i. Ali İsmail gözaltına almadan bırakıyorlar. Zaten o gece çok fazla gözaltı yapmadılar. Belli kişileri gözaltına almaya çalıştılar. Hastaneye kim kalırdı mesela Ali orada? Ali İsmail kendisi kalkıyor, devam ediyor ve eve gidiyor. Önce hastaneye gidiyor. Hastaneye gittikten sonra yani omuzunda bir kırık var. Aynı zamanda başı da ağrıyor. Ancak doktorlar senin bir şeyin yok diyorlar. Basit bir tedavi, ayak üstü bir tedavi yapıp evine gönderiyorlar. Ancak yaklaşık 10 saat sonra, yani sabah saatlerinde Ali İsmail uyandığında konuşma bozukluğu çekmeye başlıyor. Baş ağrısı çekmeye başlıyor. Omuzdaki kırık ağrı yapıyor. Bunun üzerine hastaneye tekrardan gitmek istiyor. Aynı hastaneye mi gidiyor? Evet, aynı hastaneye gidiyor. Kuzeniyle beraber gidiyor yanılmıyorsam. Kuzeniyle beraber gidiyor ve hastanedeki doktorlar işte durumu anlatıyorlar. Zaten dili dönmüyor çok fazla. Ancak doktorlar, Ali vakasın sen, işte rapor alman gerekiyor, Ali vaka raporu alman gerekiyor, o yüzden de karakola gitmen gerekiyorlar. Çarşı polis amirliğine gönderiyorlar Ali İsmail'i. Ali İsmail yaklaşık burada 2 saat kaybediyor. Yani zaten bir 10 saatlik bir süre kaybetmiş durumda, orada bir 2 saatlik süre kaybediyor.
karakola gidiyor, konuşamayacak halde ifade veriyor, Ali vaka raporu alıyor. Sonra tekrar hastaneye gidiyor. Hastaneye vardığında işte orada tedavi süreci öyle başlıyor. Ondan sonrasında zaten... Sen tedavi sürecini takip ettiğini söyledin demin Caner. Evet. Yani arada bir hastaneye gidip geliyordun. Hastaneye yattığı günden itibaren mi komaya girdi Ali? Tabii tabii, evet. Zaten beyin kanaması çok ilerlemiş durumda. Yaklaşık birkaç gün boyunca sürekli kan istediler doktorlar. Eskişehir halkından sürekli kan istediler. Çok fazla insan kan vermeye gidiyordu hastaneye. Yani çok ağır bir hasar almıştı aslında Ali İsmail. İki ameliyata girdi yanılmıyorsam. İki ameliyattan sonra işte yoğun bakımda yatmaya devam etti. Son günlere kadar umudumuz vardı aslında Ali İsmail'in iyileşeceğine dair. Özellikle şehirde de çok fazla kamu oluştu bu konuda. Şehirde yürüyüşler yapıldı. Ali İsmail'in solunum cihazından çıktı haberi gelmişti. Ailesi de biz de umutlanmıştık. Hani yaşayacak, yaşama umudumuz var, yaşatma umudumuz var diye. Ancak bu dün sabah gelen haberle, yani hiç beklemediğimiz bir şekilde böyle bir haber aldık. Peki Caner, son olarak seni fazla yormayacağım. Çünkü çok üzüntülüsün hakikaten. Olay da daha yeni yaşanmış. Aslında sen hem Anadolu Üniversitesi'nin temsilcisi olarak Antakya'ya geldin, bir anlamda da ailesinin temsilcisi olarak şu anda stüdyolarımızdasın. Eskişehir'de bir kamuoyu oluşturduk, oluşturmaya çalıştık en azından şeklinde bir ifaden oldu. Eskişehir halkı nasıl algıladı olayı, bu söz konusu olayı? Eskişehir halkı yani aslında... bu göstericidir işte. Hani çünkü biliyorsun bizim Türkiye'de evet, genellikle evet, belli evet. bir kesim öyle algılıyor. Ya göstericidir. Hani ölmesi bile mubahtır şeklinde bir algı da var. Ne yazık ki toplumun az bir kesimi de olsa böyle değerlendiriyor bazıları. Eskişehir'i çok iyi bilmediğim için bunu sordum yani. Aslında son ya ben şöyle değerlendiriyorum. Tüm Türkiye'de bu eylemlikler, bu süreç halkta bir dayanışma kültürü yarattı. Eskişehir'de de bundan bağımsız değerlendiremeyiz süreci. Eskişehir bir öğrenci kenti, üniversitelerin evet. çok yoğun bulunduğu bir kent. Aslında halkla da bütünleşmiş, üniversitenin bütünleştiği bir kent. O nedenle oradaki halk zaten oradaki üniversite öğrenci çocukları gibi görüyor. Ali İsmail'in de ilk haberi geldiğinde binlerce insan, on binlerce insan sokaklara döküldü zaten Ali İsmail için. Öyle göstericidir falan diye değerlendirmek yerine tam tersine sahiplendiler. Defalarca kan bağışında bulunuldu, ailesine defalarca ziyarette bulunuldu. Daha mesela geçen günlerde yoksul mahallelerdeki çocuklar gittiler, Ali İsmail'in bulunduğu hastaneyi ziyaret ettiler ölmeden iki gün önce. Ali İsmail vefat etmeden iki gün önce yaptılar. Ya ben şöyle değerlendiriyorum aslında, o gece... Ya ben öğrenci kolektif üyesiyim, Ali İsmail, neden böyle, hastanede böyle bir süreç yaşandığını düşündük biz. Ali İsmail yalnız başına gidiyor hastaneye. Yalnız başına bu tedavileri yaptırmaya çalışıyor ve bu yalnız başına kalması nedeniyle de işte karakola gönderiliyor. Böyle aksatmalar yaşanıyor ve bu nedenle vefat ediyor. Mesela ben de böyle bir süreç yaşayabilirdim ancak benim avukatlarım, işte arkadaşlarımın bastırması sayesinde tedavi sürecim hızlandırıldı. Ben de ağır bir işkence görmüştüm o süreçte. Daha nispeten toparlandı. Ama Ali İsmail bunu yaşayamadı. Yani buradaki ihmal çok büyük. Yani doktorun evet. yarattığı ihmal, doktorun yani... Bu konuyla ilgili bir süreç başlatıldı mı? Süreç hastane başlatıldı, evet. Süreç başlatıldı. Bununla ilgili bir savcının incelemesi var. Türk Tabipler Birliği'nde bir incelemesi var. Eskişehir Türk Tabipler Birliği'nde bir incelemesi var. Bununla ilgili yakın dönemde büyük ihtimalle bir gelişme olacaktır. O doktorun da zaten kimliği şu an tespit edilmiş durumda savcılıkta. Ama şöyle bir adli süreçte şöyle bir sıkıntı var. Ali İsmail'in darp edildiği yere çok yakın bir yerde bir otelin kamera görüntüleri isteniyor savcılık tarafından. Ve bu savcılık tarafından istenen görüntüler savcılığa ulaşmadan önce polis nezaretinde alınıyor tabii ki. Otel müdürü verirken bu görüntüleri gayet görüntüler sağlam. Sağlam verdiğini söylüyor, evet, basına yansıdı bu, evet. Ama savcılığa geldi, görüntüler açılmıyor. Şu an Avrupa'ya gönderilip orada açılmaya çalışılması tasarlanıyor. Evet. Yani Eskişehir'de böyle hukuksuzluklar vardı. Zaten tüm Türkiye'de var. Ethem Sarasul'un katledilmesinde de var. Abdullah Cömert'in katledilmesinde de var. Umarız bu iktidar düşer de bu katliamla, bu katledilenlerin hesabı sorulabilir. Çünkü ben bu katledilenlerin faili meçhul olduğunu düşünmüyorum. Evet. Faali çok belli yani. Evet. Daha demin yine
Ethem'in abisinin, Abdullah'ın abisinin de söylediği gibi yani destan yazdı diyor benim polis Tayyip Erdoğan. Evet. Bizim sebebimizde destan yazdı. Evet, evet tabii talihsiz bir açıklama. Bana göre de talihsiz bir açıklama. Bir Sayın Başbakan'ın bu yöndeki açıklaması bizleri de en az sizler kadar rahatsız etti ve üzdü. Caner çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Konuğum olduğunuz için ve tekrar başınız sağ olsun diliyorum. Evet sevgili seyirciler.